Sayın Divan, Sayın Başkanım, Deniz Spor'un davasını gönüllermiş. Şöyle baktığımız zaman stat'tan daha çok insanların olduğu, insanın gerçekten konuşması bilen konuşmasının geleceği. Büyük Deniz Spor taraftarı, hepiniz saygı ve sevgilerimi selamlıyorum. Her şey gönlümüzce olsun diyorum. Şimdi Ramazan ayıydı, Akil abiler buradaydı, sohbet yaptık. Dedik ki buranın gideceği yol, paraşütsüz gideriz. 6 ay sonra Sayın Başkan kongreye gider dedik. Allah utandırma çok şükür. Aynı yerdeyiz. Değişen hiçbir şey yok. Değişeceği de yok. Ben şimdi başkanı soruyorum. Başkanım siz bir daha aday olacaktınız. Neden kongre yaptınız? Sizin şahsınızda, sizin olduğunuz makamla hiçbir sorunumuz olmadı, olmazdı. Biz dedik, benim Facebook falan da yazmışlar. Bizim bir tane davamız var, Denizli'mizdir. Şimdi şöyle baktığım zaman yeminle söylüyorum, yani insanın içi yanıyor yani. Düştüğümüz duruma bakın. Azıcık da vicdanınız varsa, şu heyetin huzurunda, şu Denizli'nin huzurunda bir dönün. Siz uzaklarda yaşadığınız için bilmiyorsunuz. Ben 38 yıldır Çınar esnafıyım. Buranın kokusunu bilirim. Yani gerçekten içim acıyor. Bak bunda hiçbir duygusal örgüsü yok. Şu getirdiğiniz durumda memnun musunuz? Tek soru bak, tek soru sana. Yeter artık, yeter! İnsan da yaptığı sorumluluğun karşısında şuraya geldiği zaman ben buraya 66 yılında babam gibi kurduğu zamanki heyecanla geliyorum. Benim bu heyecanım da sizler değil, kralı gelse öldüremez. Beni de ben burada adayım adaylı değilim ha. Burada verilecek oyların da nereye gideceğini bildiğim için demokrasinin sıfır olduğu için demokrasinin olmadığı için bir yerde aday olmayız. Helal olsun o arkadaş. Bak hiç samimiyetim yok. Telefon da yoktur bende. Neydi geçen başkan şimdi engellediniz ya konuşmasını. Kulüp başkanlarım Süleyman Bey. Teşekkür ederim aday olmuş yüreğinden dolayı. Ya bu iş yapabilmesi bırakın olmaz artık. Bırakın bizler yapalım. Dedik ki başkanım emrindeyim dedim çıktık burada. Bir bilemediğin bir şey varsa azıcık bize sor. Ben bana sorma Deniz Spor'u emeğe geçmiş tuzu toprağını yutmuş sahasını girmiş insanları sorun dedim. Kötü mü ettim ya? Bir telefonla yaşmadınız. Beni değil hiç kimseyi aramadınız. Dedim ki 11 tane topçu transfer ettiniz. Ertesi gün giden hocanın arkasından bir yıl laf ettiniz. Bu insanın kulüp başkanına yakışır mı ya? Ben mi iftira etmiyorum basın burada. Yani giden hocaların arkasından sonra götürdünüz. Bakın benim hayatımda iftira ile işim olmaz. Benim dediklerim budur. Deniz Spor'un kartta kurtta orta kurtta işi yok. Deniz Spor'un zaten kartı falan da ihtiyacı yok. Küçük işlerle uğraşıp da milletin kafasını başka yerlere çekmeyiniz. Deniz Spor'un geliri o gün de söyledim, şimdi de söylüyorum. Belize Belediyespor lav edilecek, o buraya gelecek, oradaki bizim çocuklarımızın giden 3 milyar, 5 milyar, 4 milyar liralık para buraya gelecek. Bizim sokakta oynayan çocuklarımız Denizli'mizin altyapısında yetişecek ve internetten oradan buradan uzak hiç olmazsa anneannesi, teyzesi gelecek de maç seçecek. Belediyespor maçını 200 kişi seyretmiyor. Zaten yönetimin 20 kişi var, 20. Onların iki tane çocuğu gelse 40 kişi olması lazım. Başka bir tane insan yok. Neyin kavgasını yapıyoruz? Bizim bir tane kavgamız var. Denizli kavgası. Bu kadar tesisler çoğaldı, bu kadar imkanlar çoğaldı, bu kadar şeyler çoğaldı ama Denizli her geçen gün bir ilme kaybediyor. Bunda hepimizin hatası varsa oturup biz düşünelim. Ama siz şahsınızla ilgili değil, oturduğunuz makamla ilgili o elimi eleştirin. Yönetemiyorsanız bırakın daha iyi yöneticilikler var. Bunun bir yeri kalmamış. Denizli dibinde ya. Deniz Spor küpü düşüyor. Allah korusun bizim ben o gün de dedim. Bunun yüreği bizi yakar. Siz yarın gidersiniz Ankara'ya gidip mesleğiniz devam edersiniz. Oraya gidersiniz. Abi. Şimdi ben sizi dinliyorum. Burayı seyrediyorum. Bizim dönemimizde buradaki heyet bilir. Perşembe günü çift kale olurdu. 4000 kişi sahada itman seyretmeye geliyordu. Ahmet Başkan'ın müdürünü bilir bu işi. Şimdi 200 kişiyle top oynuyorsunuz. Şuradaki seyirci maça gelmiyor. Neden gelmiyor? Birleştirdin ya. Tribüne giremiyor.
Bizim davamız Denizli'miz davamız. Sağ olsun başkan kendi görüşlerine göre yüreğindeki sevdasını da anlattı. Hiç kimsenin siyasi kimliğine bakmayacağız. Bizler de geldik geçtik bu dünyadan. Yarın oturup baktığınızda iyi bir şey bırakacağınızı inanmıyorum başkanım. Çünkü 5 ay önce bu rapsiyonu yapacağız. Onun için Sayın Divan, şu anda yapılacak bir şeyin olmadığını inandığımız için biz 3 günden beri Denizli kamuoyunda beni adaylığımla ilgili falan filan bir şeyler çıkmıştır. Yani keşke demokratik bir seçim olacağını inansaydık. Demokrasinin her zaman kestiğim boynumuz incedir. Çünkü büyüklerimiz diyor ki bir şey oldu mu halka gideyim. Ya burada halk olmadığı için gidemiyoruz. Onun için halkın ve oylarımızın, duygularının gasp edildiği bir deniz sporu alın hayırlı olsun. İyi günlerde kullanıyorum. Hepiniz saygı ve saygılar sunuyorum. Başkanım yanlışım varsa düzeltin lütfen. 28 trilyon borcumuz var. 6 trilyon da gelir alacağımız varmış. Şimdi hesap durumunda. Sizin geldiğinizde kaç tane borcumuz vardı? 'Siz bana söylemek mecburiyetindesiniz. Rapor değil, siz bu kulübün başkanısınız. Hesap uzmanısınız. Şimdi görüşlerimizi açıklarsak yani karşılıklı hesap sorar gibi değil de Sayın Başkanım, takdir edersiniz oturduğu yerden böyle bir karşılıklı atışma şeklinde. Hayır, hiç alakası yok. Siz bilgilerinizi, eleştirilerinizi buyurun açıklayın. Ama daha sonra cevabı varsa denen verecektir. Rakamları aldı. Sayın Başkan'dan da bu rakamların teyitleşmesini istiyorum. Yani 28 trilyon lira kulübümüzün borcu var deniyor. Şimdiki beyanınızda bir kayıtlarda da vardır zaten. 6 trilyon lira da alacağımız var. Yanlışım varsa düzeltirsiniz, ben de düzelteceğim. Benim sormak istediğim şu. Siz Ramazan'da aldığınızda kulübümüzün ne kadar borcu vardı Sayın Başkanım? 18 dedi, 18. Yani burada söylendi mi? Efendim? 18 trilyondu. Sürdürülebilir bir borç vardı. Şimdi kulüp benim hesabıma göre beyefendinin dediği gibi 10 trilyonlarda borçlandırılmış. Bir de okul yok ortalıkta. Yani okulun nereye gitti halen daha yardım. Okul hakkında da sizden özellikle bilmiştim. Bir de faaliyet raporunda bir tane şeye hoşuma gitti. Çok şükür bir akıllı iş yapılmış. Takdir ediyorum yönetimi yaptığı en iyi işlerden biri. Ali Hoca'yı getirmişsiniz. Menajerler tuzağa düşüp de bir yabancı hocaya sürdü. Orada bütçemiz açıklanmış. O konuları teşekkür ediyorum. Yalnız bu konunun kayıtları geçip 28 milyona 6 milyonları şu an huzurumuzda arkadaşlar beyan ediyor. İnşallah 3 ay 4 ay sonra bir kongre daha olur nasıl olsa. O zaman sorarız başkana. Bu borç nasıl yüklendi ve okulun parası burada var mıdır? Bir de artı kongre bittiği gün bitmek üzereydi. Sayın hakimlerimizden Derya Bey elini kaldırdı. İşte kardeşimiz var. Ben tanımıyorum kendisini. Mesut'um. Ha beyefendi. Bir trilyonları hibeye gidecek. Yönetimler de 150 milyar lira para verecek. Burada da canlı şahit. Daha bir verdi bile yok. Daha verildiyse burada var mı o para? Kayıtlarda. Kayıtlarda var. 150 milyar lira da. 1 milyar lira Mustafa Hüseyin kayıtlarda. Şey var mı Mustafa Bey? Arkadaşlardan 150 milyar lira alındı mı? Siz de yöneticisiniz. Kulüp başkanım alındı mı 150 milyar lira arkadaşlardan yönetim kurulundan para? Endisi hibe endisi sene. Öndeki dönemlerin hesapları görüldük. Diğer arkadaşlarımızı bir defa takdir etmemiz lazım. Çünkü Deniz Spor Kulübü yönetiminde görev alıp hem gelirlik kulübü kadar arkadaşlarımızı hem de fedakarlık yapan arkadaşlarımızı takdir etmemiz lazım. Yaptıkları bağış içinde başımızın üstüne koymamız lazım.
Mesela Haluk Menger olarak, Haluk Menger kombin alıp meslek oldu mu diye bir spor. Bitti ben bunu karıştım. Yani bunları sert ben de söylemedim ki, kulübe fedakarlık yapan yönetim kuruluşu arkadaşlarımız yıldaşlar mı yani? Şimdi ben sorumu bitti. Sen demagoji yapıyorsun. Bir dakika. Bazen kapıları açalım. Haluk Menger, Gözdarize, Gözde Pastaneleri olarak kulüpten 1 milyon lira fatura getirmen derse 5 sene o yöneticilik yaptım. Bir tane seyahat masrafı, bir tane de giderimi, bir tane su parası getirin. Ben şimdi burada milletin önünde intihar ederim. Hiç kimse konuşmaz. Sen kulüpten intihar edin. Maç talep ettim etmedim. Kulüp başkanı onun da cevabını versin. Ya kaç defa maça geldin sen? Ya sen kimsin ki beni sorduğun maça geldin? Hacı çocuk sondan beri maça giriyor. Haddini bil. Ben o kulüpte... Maça gidiyor. Yönetici arkadaşımızı ayırıyorum. Bütün buradaki salondaki arkadaşlarımı sesleniyorum. Onlar daha kendi çomak oynarken bizde spor sahalarında anamızın babamızın verdiği terbiyelerden o sahaya gitmiş, parasını vermiş, maçını seyretmiş. Deplasmanlarda şehitler vermiş. Gerektiğinde ölmüşüzdür. Biraz önce Zoran Başkanı'nda nerede? Teoman Başkanı'nda söyledi ya. Bunlar ucuz işler. Sen deniz sporu getirdiğin durumu bakacaksın. 300 kişiyle, 200 kişiyle biz nasıl top oynuyoruz diyeceksin. 2000 son kongre yapmanın cesaretini burada göstereceksiniz. Ondan sonra da hesap sorulduğu zaman ben hesap bilmiyorum diyeceksin. Ben bir şey anlıyorum. Ben burada hiç kimseye eleştirmiyorum. Hiç kimseden kişilik meselem yok. Benim beyefendi 1 trilyon verdiyse 1 trilyon gün ömrünün başında gezdirin, helali hoş olsun. Allah ama burada senet verdik dediğiniz adamlardan 1 milyon lira para alamadıysak onun takdiri senin diyor. Ya mantıksız bir şey. Onun şurada takdiri söylüyorlar. 28 milyon diyor. Beyefendi açıklama yapıyor. Para verdi. Ben de 118 milyon diyor. Sen ne transferi yaptın? Yaptığın transfer belliydi zaten. Bir tane bir transfer belli. Başkan bize söyleyin. Yani bunları sormak, bizim hakkımız. Biz deniz sporu düşmüyoruz. Biz deniz sporu düşmüyoruz. Deniz sporu iyi yerlerde olsun istiyoruz başkanım. Diyoruz ki bizim yapabileceğimiz ne varsa yanınızdayız. Ama bizim önümüze net raporlar gelsin. Biz dedik ki önce ben... Ali abi gitti mi? Biz deniz spor yöneticisi olduğumuz zaman Ali Pek'le orada bununla çalıştığımız oturduk senetimizi ve paramızı ödedik. Ondan sonra çıkardık onu konuşuyoruz. Bizim onun için herkes ilk önce cebinden kaç para verdiğini hesabını yapmayacak. Deniz spor için bir adım atanı başımızda taşırız. O ayrı bir şey. Onun sevdası bunlar şov yapma yeri değil. Biz televizyonlar yokken partilerin yöneticilerinin seçilemedik adamlarının yönetimiyle girdiği dönemlerden önce yaptık bu deniz spor yöneticileri. Onlar şov yaptığı yer için gelmedi. Sen benim deniz spor sevdamı yargılayacak nitelikli kişilikte değilsin. O kadar da bir notumuz da yok. Zaten teşekkür ediyorum. Adamı cezaevinden arıyorum ya. Arkadaşlar, bizleriniz boş oy vermezsiniz. Çocuğunuzu çoğu satışı vermezsiniz oy. Adamlar işler.